Peki biraz çerçeveyi genişletecek olursak işte bugün görüşmeler sürecek, işte G20'ler, işte Evet. Birleşmiş Milletler, NATO vesaire vesaire. Buradan işte bambaşka bir karar da çıkabilir. Dediğiniz gibi İsrail'in işte Evet. bir misilleme yapması da beklenebilir. Ya da akabinde farklı destekler de ortaya çıkabilir. Olur Evet. ki olursa, yani hani böyle bir şey olmaz diye umuyoruz ama hani diyelim ki olursa ve böylesine 3. Dünya Savaşı'na doğru giden bir açıklamalar vesaire gördüğümüz takdirde nasıl bir pozisyonda olmalıyız? Yani artık gerçekten 3. Dünya Savaşı'nın kapıları da açılırsa ve bu jeopolitik gerilimler devam ederse, yüksek bir tansiyon karşımızda olursa, bölgesel bir savaş çıkarsa artık zaten şeyi unutmak lazım. Hani yükselecek mi, düşecek mi, pozisyon ne olsun, pozisyon zaten. Tamamen böyle insanların korku ve panikle mal aldığı, kendini koruyabilecek. Çünkü enflasyon patlar ve insanlar enflasyona karşı kendini korumak için en güvenli liman metallerdir. Altın ve gümüştür. Bu şekilde kendini koruyabilir. Ama böyle bir durum olması karşısında Türkiye'nin de jeopolitik gerilim tarafında bir payı olur ve yüksek bir tansiyon mutlaka olur. Yani o yüzden piyasa artık varlıklara sahip çıkmak gibi bir süreç karşımızda olacaktır. Savaş demek enflasyon demektir. Özellikle petrol fiyatlarının yükselmesi demektir. Petrol fiyatlarının yükselmesi de enflasyonun düşmemesi anlamını taşır ve merkez bankalarının mücadelesi de burada boşa çıkmış olur. Peki eklemek istedikleriniz varsa hemen onları da alalım. Özellikle emtia tarafına değinmek isterim, altın tarafına. Biz bayram tatilindeyken 2431 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Yine ben bayramda mesai yaptım, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundum. Korku ve panik yapmayın ve 100 dolarlık satış gördük. Gram altın 2700 lira seviyesine kadar yükselmişti serbest piyasalarda. Burada da 140 liralık bir gerileme gördük. Şu anda gram altın haftaya 2567 lira seviyesinden başladı. Daha düşük bir seviye var karşımızda. Altın artık radarına 3000-3500 lira seviyesinde aldı. Bundan sonra her düşüş bir alım fırsatı. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın 2355 dolar seviyesinde. Bu savaş riski ortadan kalkarsa, bunu artık iptal ederlerse 2200 dolar seviyesini konuşabiliriz. Ama tekrar bu jeopolitik gerilimler devam ederse, bu karşılıklı misillemeler devam ederse altın tarafında 3000 dolar seviyesini görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar çok çok dikkat etmeli. Gümüşün ons fiyatı 28-45 dolar seviyesinde %2 primli haftaya başladı. Burada 30-32-34 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketler tekrar devam edecektir. Bitcoin'de 66.578 dolar seviyesi var karşımızda. Özellikle kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Ben 50 binde rakamların konuşulma ihtimalini güçlü görüyorum Bitcoin tarafında. Ancak bu jeopolitik gerilimler, misillemeler devam ederse 40 bin dolar seviyesine kadar da hazırlık yapmak gerektiğini söyleyebilirim. Peki yani burada özellikle dolar ve işte Bitcoin tarafında, kripto para tarafında ilgilenenleri gerçekten de ilgilendiren Evet. bir haberi sizlerle paylaşmış olduk. Çok teşekkür Ben de ederim teşekkür ediyorum. katkılarınızdan dolayı. İyi haftalar dilerim. Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memişi yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.